Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizinle Türk Sosyal Hayatında Aile 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruya başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar, aile nedir? Aileler kaça ayrılır diye sormuş. Hemen önce ailenin tanımını yapalım. Aile evlilik ve kan bağına dayanan karı koca, çocuklar, kardeşler arasındaki İlişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Şeklinde tanımlanmaktadır. Peki aileler kaça ayrılır? Aileler arkadaşlar, birincisi çekirdek aile, yani sadece anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Bir de bunun yanında geniş aile dediğimiz, daha da anne baba çocukların yanında çocukların eşleri, onların çocukları, büyük anne büyük baba dediğimiz akrabaların bir arada oturduğu geniş aile tipidir arkadaşlar. 2. Çocuğun eğitiminde ailenin önemi nedir demiş. Arkadaşlar tabii ki çocuğun eğitiminde ailenin önemi çok fazladır. Çünkü ilk olarak eğitim aldığı yer burasıdır. O zaman şöyle diyelim. Bir defa temel eğitim alanıdır. Bunun yanında toplumsal ve ahlaki değerleri aktarır. Yine sosyal beceriler kazandırır. Bunun yanında öğrenme alışkanlıklarını geliştirir. Yine özgüvenli ve kendine saygısını geliştirir. Bu şekilde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Üçüncü soru, statü nedir? Tanımlayınız. Kazanılmış statüler nelerdir? Yazılın demiş. Arkadaşlar önce statüyü anlatalım. Statü, kişiye toplumda çeşitli haklar ve ayrıcalıklar sağlayabilen mevki ya da konumdur. Peki kazanılmış statüler nelerdir? Buna değinmeden önce bir de
Kazanılmış statüyü anlatalım arkadaşlar. Kazanılmış statü. O da şöyle. Bireyin doğuştan sahip olmadığı yani yaşam içerisinde kendi çaba, yetenek ve başarısı sonucunda ulaştığı toplumsal konumdur. Örnek verecek olursak nedir arkadaşlar? Tabii ki öğretmen olmak, doktor olmak, yine tabii ki öğrenci olmak, anne ya da baba olmak, bu gibi statüler sonradan kazanılır arkadaşlar. 4. Aile kurumunun işlevleri nelerdir? Yazınız. Arkadaşlar aile kurumunun birçok işlevi vardır. Bunlardan birisi mesela biyolojik işlev. Yine bunun yanında sevgi işlevi. Koruyucu işlev. Ailemiz bizi korur. Tabii ekonomik işlev. Eğitim işlevi. Yine toplumsallaştırma işlevi. Bu şekilde işlevlerinden bahsedebiliriz arkadaşlar. 5. Ailede çocuklara öncelikli olarak öğretilmesi ve yaşam biçimi haline getirilmesi gereken değerler nelerdir? Yazınız demiş arkadaşlar. Tabii ki birçok değer vardır. Sevgi, saygı, sorumluluk, kul hakkı yememe, helal lokma yeme, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma, sabır, adaletli olma, İsraf etmeme, temiz ve düzenli olma, vatansever, milletsever olma, sözünde durma, iyilik, cömertlik, misafirperverlik. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. 6. Aile üyelerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? Yazınız demiş. Arkadaşlar bir defa aile üyeleri anne ve babanın sözünü dinlemek.
Ev işlerinde, yardımcı olmak. Odamızı temiz ve düzenli kullanmak. Aile bireylerine saygılı olmak. Baba olarak evin geçimini sağlamak. Yine bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. 7. Aile bağlarını güçlendiren davranışlar nelerdir? Arkadaşlar bir defa değerli olduğunu hissettirmek. Yine güven ortamında olduğunu hissettirmek. Yakınlık ve dayanışma içinde olmak. Sorumluluk duygusuna sahip olmak. Karşılıklı sevgi, saygı, bu gibi durumlar aile bağlarını güçlendiren davranışlardır arkadaşlar. 8. ve son soru arkadaşlar. İslam dininin aileye verdiği önemi gösteren hadislere örnek veriniz demiş. Hemen bir kişi sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında bu harcama onun için sadaka olur. Bir tane daha. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.